Arkadaşlarıma bu ders ne demiştim? Çarşamba günleri son saatimizi video için. Aynen. Şey görünüyor değil mi arkadaşlar bu arada? Görünüyor hocam. Çatışma. Yangın. Ve geminin denize kayması gibi kazaların hemen hepsinde gemi terk olayıyla karşı karşıya kalınabilmektedir. İnsan hayatı tehlikede olduğunda bütün gibi kendilerine ve meslektaşlarına karşı olan sorumluluklarını... Biz bunu izlemiştik sanki. Hop başlangıcı böyle yap ya. He tamam. Kimler sol askısı adıyla söylenen Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi'nin kesim 3 kapsamında yer alan iş başında eğitim el kitabıyla SSCW Sözleşmesi'nin şart koştuğu gerekler konusunda gemide mevcut kişisel sağ kalma kılavuzunun bütünleyici eki olarak hazırlanmıştır. Bu kaset can saldırıyla açık filikaları ele almaktadır. Geçen hafta biz kapalı filikalar istemiştik. Matafora maynalı can salının büyük üstünlüğü kazazedelerin ıslanmadan yani kuru bir şekilde gemiyi terk edebilmelerini sağlamasıdır. Personel role yerinde toplanırken role cetlerinde belirlenmiş mayna ekibi terk için hazırlığa başlar. Önce vardavelalar açılır ya da yerinden alınır. Sonra... O açtıkları şeyi gördün mü arkadaşlar böyle... Kapı gibi sanki. Bu. Şunları arkadaşlar gemide vardavela denir. Vardavela. Sağlamasıdır. Personel role yerinde toplanırken role cetlerinde belirlenmiş mayna ekibi terk için hazırlığa başlar. Önce vardavelalar açılır ya da yerinden alınır. Sonra ilk can filikası hazırlanır. Can salını yerinde sıkıca tutan deniz bağının gergileri radansadan for edilir. Akabinde ise matafora hazırlanır. Temel kuralları ve mayna şekli hemen hemen aynı olsa da matafora'lar bir imalatçıdan diğerine farklılık gösterir. Bu yüzden kullanım talimatına bakmayı ihmal etmeyiniz. Gemi bordasının denizin üzerinin ve role yerinin her bakımından neta olduğunu gördükten sonra ve her şeyin tamam edildiğine emin olunca serdiven matafora'yı Cansan'ın şişirileceği pozisyona getirir. Cansan'ın askı kilidi yuvasından çekilerek dışarı alınır ve matafora'nın kancası bu kilide takılır. Kanca tertibatının usulünce takılmış bulunduğuna dikkat ediniz. Takıldı gördünüz net bir şekilde. Daha bakın, sonra Cansan'ın çekiği paylamasıyla bağlama paylamaları Cansan'ın sandığından çekilerek çıkarılır. Bazen can salını şişirmede ayrı bir savlo kullanılır. Fakat burada olduğu gibi çekil pariması can salını şişirmede de kullanılmaktadır. Parimaların hepsi güvertedeki uygun yerlere volta edilir. Bu amaç için uygun yerler koç boynuzlarıdır. Parimalar volta edilirken yeterli kalamada yani boşu bırakılır. Can salı pozisyonunu alınca savlosu çekilerek cansalı şişirilir. Çok güzel arkadaşlar, gördünüz mü? Şişme işlemi bittiğinde fazla gaz dışarı atılır. Şişme işlemi gaz sesinin kesilmesinden önce tamamlanmış olmalıdır. Tamamen şiştiğinde bağlama parimaları desteğe edilerek can salı çekilir ve binmeye hazır duruma getirilerek terk yerine bağlanır. Gemiyi terk işlemine geçirmeden önce bir gemi adamı can salında herhangi bir kaçırma yani sızıntı veya arıza olup olmadığını kontrol etmelidir. Herhangi bir arızası varsa ya da tam şişirilmemişse can salı parimaları fora edilerek denize bırakılmalıdır. Kontrol tamamlandıktan sonra köprü üstüne can salının hazır olduğu bildirilir. Daha sonra terk için emir verilir ve kazazedelere can salına binmeleri söylenir. Can salına binmeden önce herkes ayakkabılarını çıkarmalıdır. Ayrıca kalem, broş gibi keskin maddelerin hem sala hem de içindeki insanlara zarar vermesi tehlikesi bulunduğundan sala binilmeden önce bu türden nesneler dışarıda bıraktırılmalıdır.
gemi adamı Johnson'ın girişinde oturarak kazazedeleri sırayla ve biri sağa biri sola yerleşecek şekilde salonun iki kenarına oturturlar. Kazazedeler olabildiğince girişten uzağa, yüzleri salın ortasına bakacak şekilde ve sala bir sonra binen bir öncekinin yanına gelecek şekilde oturtulmalıdır. Hiç kimse asla seviye bölmesinin üstüne oturmamalıdır. Johnson'la binilir binilmez çekip pariması ve bağlama parimaları normal şekilde fora edilerek salın içine alınır. Parimalardan birinin gemi bordasında bir engeli takılmamış olduğunu görmek, salın dengeyi kaybederek alabora olmasına ya da mayna edilirken hasarlanmasına yol açılmaması bakımından son derece önemlidir. Bu salların suya indirilmesi salın içinden de yapılabilir. Ancak bu yöntem sadece en son salda uygulanır. Mayna ekibi vinç kastanyalısını kullanarak mayna işlemini gerçekleştirir. Johnson'ı suya indiğinde salın serdümeni kırmızı saldoyu çekerek kancayı boşaltır ve böylece salın serbestçe sürüklenmesini sağlar. Johnson'ı türlerine bağlı olarak farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle geminizdeki Johnson'larının kullanım kılavuzuna mutlaka bakın. Bu talimde vinci kullanan serdümen gemide elektrik gücü var olmasına karşın vinçteki parimayı elle direğe almaktadır. Elektrik gücünde aksaklık olması ya da elektrik gücünün olamaması durumunda direğe alma işleminin elle yapılacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden talimlerde direğe alma işlemi elle yapılmalıdır. Botlardan biri suya indirilirken diğeri de aletsta edilir. Gemi terk düzenekleri arasında körüklü kızak içinden kayarak şişme can kurtarma aracına ıslanmadan binilmesini sağlayan sistemler de vardır. Gemiyi terk edecekler role yerinde toplanır. Sonra körüklü kızak ve kazazedenin kızaktan kayarak üzerine ineceği platform şişirilir. Bu düzenek bir kişi tarafından çalıştırılabilmelidir. Bu sırada can salları da salları hazır eden ekip tarafından suya indirilir ve şişirilir. Kazazedeler can kurtarma giysili tahliye ekibinin kontrolünde kızaktan aşağı kayarak binecekleri salların bulunduğu platforma inerler. Genelde yolcu gemilerini gördüğünüz gibi. Yakın zamanda geliştirilmiş bir başka sistem ise Maynard tahliye tertibatıdır. Bu sistemde diğer gibi kazazedelerin ve tayfanın ıslanmadan gemiden tahliyesini sağlar. Üzerinde salın bulunduğu tava sistem çalıştırıldığında yuvasından dışarı doğru çıkar ve denize doğru kaykılarak salı suya bırakır. Sal tavadan denize giderken şişme de otomatik olarak başlar. Salın peşinden de katlanmış durumdaki körüklü kaydırak açılır. Sallar vincin tellerine trentilerinden bağlı olan bağlama parimaları yardımıyla geminin bordasında tutulur. Bu bağlama parimaları elektrikli vinç yardımıyla desteğe alınır. Sistem hazır olduğunda ekibin elemanları körüklü kaydırağın alt ve üst tarafında yerlerini alarak tahliye alanların akışını düzenlerler. Gemiden tahliye olmak için körüklü kaydırağın başına gelen kazazedeler ilk önce ayakkabı ve gözlüklerini çıkartmalıdırlar. Daha sonra bu kişiler ekip elemanlarının yardımıyla körüklü kaydırağın girişinden aşağı bırakılır. Tek tek aşağı inen kazazedeler körüğün alt çıkışından alınarak saldaki yerlerine yönlendirilirler. Gemiden tahliye işlemi kaptan bu konuda emir vermedikçe başlamayacaktır. Bütün yolcuları 30 dakikada gemiden tahliye edebilecek nitelikte olacak bu tarz sistemler çoğunlukla feribotlarda ve yolcu gemilerinde bulunur. Eğer sizin geminizde de böyle bir sistem mevcutsa, bu sistemle çok seyrek talim yapma şansınız olabileceğinden eğitim araçlarını ve el kitabını mutlaka ve iyice okuyun. Bu sistemlerin büyük faydası kazazedelerin ıslanmadan yani kuru biçimde can kurtarma araçlarını binebilmelerine olanak sağlamasıdır. Kuru ağdaki kazazedeler ıslanmış olanlara göre duş etmenlerden haliyle çok daha az etkileneceklerdir.
caddeden atılan cam sallarında tahliye olurken ıslanmamak pek kolay olmasa gerektir. Bu sallar yataklarında bağlı olarak durur ve bazen bu salların yeni bordasına taşınması gerekir. Bu sallarda tüm diğer cam sallarında olduğu gibi gemi batarken salın koy verilebilmesini, suyla temas ettiğinde şişmesini kolayca temin için hidrostatik koy verme tertibatı ve boşlama sambosu ile donatılmışlardır. Geminin vadedalaları çıkarılır, bu işler yapılırken can yelekleri kuşanılmalıdır. Sonra salın payraması gemide sağlam bir yere sıkıca bağlanır. Eğer sallar güverteden atılacak pozisyonda konuşlandırılmamışlarsa, payrama zaten geminin sağlam bir yerinde bağlanmış olduğundan bu işleme ayrıca gerek yoktur. Daha sonra Sennhouse tertibatı ya da boşlama düğmesine basılır ve can salı sandığı geminin bordasına taşınır. Aşağıda her şeyin net olduğu görülünce sal denize salınır. Paramanın boşu alındıktan sonra sıkıca çekilir ve bu yolda şişirme mekanizması tetiklenir. Şişme işlemi tamamlandığında salın serdümeni, can salının paramasını koltuğunun altında tutarak şeytan çarmığından aşağı iner. Serdümen aşağı inerken can salı gemi bordasına doğru çekili tutulur. Çarmığın alt basamağına vardığında serdümen paramayı çekerek salı gemi bordasına yanaştırır. Yalnız bu işlem denizli havalarda biraz zor olabilir. Biraz değil, bayağı zor olur diye düşünüyorum. Daha sonra sala biner ve salda herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol eder. Her şeyin tamam olduğuna kanaat getirdiğinde tahliye işlemi başlar. Burada amaç sala olabildiğince ıslanmadan kuru bir şekilde girebilmektir. Kazazedeler çarmıhtan aşağı inip salın girişinden içeri girerler. Gerçek bir acil durumda kazazedeler kalan son bir ya da iki metreyi atlayarak sala binebilirler. Kazazedeler bu durumda salın çadırına az yük bindirmek için dizleri bükük şekilde kendilerini sala bırakmalıdırlar. Brandanın üzerine olduğu gibi atlamak çadıra ve içeride oturanlara zarar vereceğinden sakıncalı olabilir. Tüm tahliye boyunca özellikle rüzgar altındayken serdümen salın gemi bordasına sürtünerek hasar görmemesi için azami dikkat göstermelidir. Şimdi burada hava güzel. Herkes sala bindikten sonra parama olabildiğince uzaktan kesilerek sal serbest sürüklenmeye bırakılır. Tüm can sallarında öncelik gemi bordasından olabildiğince uzaklaşmaktır. Sakin ortamda kürek çekmenin ya da pala çalmanın yanı sıra deniz demirini de suya vermek gerekebilir. Demir uzaklaşacak yöne doğru denize atılır. Sonra da demiri çekmek suretiyle can salı demirin atıldığı yere doğru yönlenir. Ve bu işlem tekrarlanır. Bakın deniz demiri arkadaşlar. Bazı sallarda deniz demirini denize... Ne demiştim? Hem gemiyi yeni görünüyor, hem can salını belli bir yarıyordu. Hem de böyle suya atıyorsunuz, çekince can salını böyle hareket ettirmenizi sağlıyor. İlk atımı kendiliğinden yani otomatik olarak yapılır. Çekiyorlar, eğer can salı ediyor. Geminin rüzgar üstü bordasındaysa deniz demiri denize atılır. Deniz demiri sayesinde sal olduğu yerde tutunurken rüzgar gemiyi sürükleyerek saldan uzaklaştıracaktır. Salın hareket yönünün kontrolü pek kolay değildir. Rüzgar sal üzerinde etkin unsur olmayı sürdürecektir. Bu yüzden gemiden uzaklaşır uzaklaşmaz diğer kurtarma araçlarının yanına giderek onlara katılın. Kurtarma botu ya da herhangi bir motorlu cam filikası sizi çekerek yardımda bulunacaktır. Yalnız bu çekme işlemleri sırasında sallara herhangi bir zarar verilmemesi için dikkatli olun. Eğer sal şişerken alabalığa olur ya da yan yatarsa düzeltmek mümkündür. Büyük bir salda bu işi bir kişinin tek başına yapması her zaman kolay değildir. Her durumda iki kişi birlikte hareket ederek salı daha kolaylıkla düzeltebilecektir. Sal en kolay şu şekilde doğrultulur. Önce doğrultma kuşağından tutularak salın üstüne çıkılır. Daha sonra gaz tüplerinin üzerinde durmaktayken vücut ağırlığı kullanılarak düzeltme kayışına yüklenilir. Sal düzelirken hem salın altında herhangi bir hava cebi oluşmamasına dikkat edilmesi hem de gaz tüplerinin pozisyonuna bakılması son derece önemlidir.
sala giren ilk iki kişi diğerlerinin de içeriye girmelerine yardım edebilmede işe en yatkın ve uygun kimseler olmalıdır. İçeri girebilmek için şu iki aşamalı yol izlenir. Önce salın eşiğine ya da rampasına çıkmak ve sonra salın içine kendini bırakmak. Sala kendi başınıza girmeye çalışmaktansa yardım alarak girmeniz daha kolaydır. Sizi içeriye çekecek olan kişiler kendilerinin suya düşmemeleri konusunda çok dikkatli olmalıdır. Kazansa değil sala olacak olanlar iş başında yani onu salın eşiğine çekmeden önce can direğinin kaldırma gücünün kendilerine yardımcı olacağını bilerek suyun içinde onu aşağı yukarı hareketlendirmelidirler. Suyun kaldırma gücünün yardımıyla bu kişi önce botun eşiğine alınır, sonra da içeri çekilir. Şimdi inceleyeceğimiz bir diğer can kurtarma aracı açık cam filikaları. Bu tip filikaları muayeneye hazırlarken ilk dikkat edilmesi gereken husus kamaların kontrolüdür. Denizeyken bunların yerinde olmadığına çok dikkat edilmeli ve her defasında bunlara birkaç kez bakılmalıdır. Daha sonra iki gemi adamı filikaya biner ve lavrayı yerine takarlar. Her ne kadar filika deniz bağı veya pelikan bosası donatılı halde bulunsa da personelin filikada iş yaparken can yelekli olması en doğrusudur. Bu kişiler falakaların bağlı can halatlarının hazır olduğunu kontrol ederler. Can halatları gerekliyse açılmalıdır. Matafora palangaları kontrol edilerek hazır duruma getirilmelidir. Daha sonra matafora trentileri donatılır. Trentinin çimalarından biri filikanın ön tarafında sağlam bir yere bağlanır. Diğer çıması da trentilerin boşları alınarak olabildiğince aşağıdan güvertede uygun bir yere volta edilir. Ya da aynı şekilde trentiler filika güvertedeyken de donatılabilirler. Bazı gemilerde trentiler sabit biçimde ve donatılı olarak tutulur. Filika güvertesinde barda velalar kaldırılır veya açılır ve tahliye çarmığı aşağı salınır. Clear away the gripes. Gemi adamları filikadan iner inmez deniz bağı yani bosaları açılarak filika hazır edilir. Ulusal mevzuata ve geminin dizaynına bağlı olarak filikanın tahliye güvertesine indirilmesi sırasında iki gemi adamının filikada bulunması gerekli olabilir. Çevirme kolunun takılı olmadığına bakıldıktan sonra filika vinç köfseği yardımıyla ve çok dikkatle sağlanarak maynaya alınır. Suya indirme işlemini yürüten tayfa emirleri filikanın maynasından sorumlu amirden alır. Tutsak ya da kıstırma diye bilinen palangalar ve kamçılar filikanın ağırlığının üstesinden gelebilecek kadar güçlü olmadığından trentiler seri şekilde sağlanarak filika mayna edilmemelidir. Bu kamçıların esas görevi filikanın gemi bordasına yakın kalmasını kolaylaştırmaktır. Görüşün kısıtlı olduğu durumlarda suya indirme işlemini yürüten tayfa bu işle ilgili amiri dinlemelidir. Filika tahliye güvertesine geldiğinde matafora palangaları filikanın baş ve kışındaki mapalara takılır. Daha sonra trentilerin borçları alınır. Şimdi kamçılar fora edilir. Tüm bunlar yapılırken zaman varsa ve personel yeterli ise filikaya, battaniye, ekstra su ve bunlarla birlikte saat ve epok yüklenir. Filikanın tahliyeye hazır olduğu köprü üstüne bildirilir. Yes, go ahead. That's number one boat, bounce in, ready for embarkation. Eğer filikada hava soğutmalı motor varsa şimdi çalıştırılmalıdır.
Su soğutmalı motorlar normalde filika tahliye platformundan mayneye alındığında çalıştırılır. Zira bu tip motorların suyun dışında 5 dakika kadar çalışabilecek nitelikte olmaları gerekir. Köprü üstünden terk emri verildiğinde gemi adamı kazazedelerin filikaya binmelerine yardımcı olur. Filikaya bindirme işini yürüten gemi adamları kazazedelerin olabildiğince aşağıya ve filika içindeki ağırlıkların dengeli şekilde dağıtılarak oturduklarına dikkat ederler. Acil durumlarda gerçek liderlik şarttır. Serdümen, kumanda ve kontrolün tamamen kendisinde olduğunu filikadaki herkese açıkça söylemelidir. Bu, filika suya girmeden önce sağlanırsa çok iyi olur. Filikadaki herkes sayılıp kontrol edilerek durum köprü üstüne bildirilir. Kaptan gemiyi terk emrini verir vermez serdümen tutsak palangalarının laçka edilmesini ve fora edilmesini emreder. Serdümen aşağıda her şeyin tamam. Bu arada öncelikle denizin üzerinin neta olduğunu gördükten sonra Winch serdümenine filikayı suya indirmesi için emir verir. Winch serdümeni gemide kalarak köseyi kontrol eder. Filika trentilere binerek denize iner. Bu sırada filikada gemi adamı her şeyin yolunda ve herkesin güvende olmasına dikkat etmelidir. Filikada herkes halatlardan neta şekilde ellerini ve kollarını dışarı sarkıtmadan oturmalıdır. Eğer varsa çocuklar da farş tahtalarına yakın şekilde tutulmalıdır. Filika suya girer girmez matafora halatları fora edilir. Genellikle son kişi de çarmıhtan inip binene kadar filika gemi bordasında bekler. Filikanın suya bırakılma tarzı için denizin durumuna ve filikanın koy verme tertibatına göre karar verilir. Karar, filika mayneye alınmadan önce verilmiş olmalıdır. Sakin ortamda bunun gibi yüksüz koy verme tertibatlı yani kancafora mekanizmalı filikalar denize son 3 metre kala kösek açılarak koy verilmelidir. Bu şekilde filika denize düşer ve palangaları kancalardan kurtarır. Yolda veya dalgalı ortamda yüksüz koy verme mekanizmasıyla matafora halatlarından sadece birinin koy vermesi gibi bir tehlikeye maruz kalınabilir. Bunun önüne geçmek için filika tam dalganın tepesindeyken ya da dalga tepesinin hemen ardından suya değmelidir. Sonra da filika kaslanyola açık durumdayken iki dalga arasına yani dalga çukuruna girmelidir. Böylelikle filikanın matafora halatlarını kurtarması yani açması sağlanır. Ve filika ikinci dalganın tepesinde oturduğunda serdümen matafora halatlarının fora edilmesi komutunu verir. Ya bunu yapmak biraz... Eğer filikada iki ayrı kancafora tertibatı varsa her iki mekanizmanın da aynı anda koy verilmesine gayret edilmelidir. Bütün durumlarda kazazedeler salınım yapan matafora palangalarına dikkat etmelidir. Gemiden uzaklaşmak için filikanın üzerinde yol yoksa kurubacı filika kancasıyla tekneyi gemiden açar ve gerekirse matafora palangası kıç tarafa aktarılarak lava edilir. Eğer geminin üzerinde yol varsa serdümen yeteği geminin bordasına doğru kırar ve filika neta olunca matafora palangasının fora edilmesi emrini verir. Denizdeyken skeytleri saklayınız ve sadece terk edilen gemi battığında onları çıkarınız. Durumun iyiye gitmesi mümkün olabilir. Bu takdirde gemiye tekrardan dönmek de isteyebilirsiniz. Filika suya indiğinde serdümen tüm koşulları göz önüne alarak filikayı terk edilmiş geminin balargasında güvenli bir yere yöneltmelidir. Burası büyük olasılıkla rüzgar üstünde ve geminin başından ve kıçından neta olan bir yerdir. Tüm filikalar, özellikle de motorlu can kurtarma araçları, suda kazazedelerin olması olasılığına karşı etrafı iyice kolaçan etmelidir. Diğer can kurtarma araçlarıyla bir araya gelip deniz demirini attıktan sonra öncelikleriniz şunlardır. 1. Dış etkilere karşı korunmak. 2. Kurtarma servislerinin sizi bulabilmeleri için etrafa iyi gözcülük yapıp bulunduğunuz yeri radyo aracılığıyla bildirmek ve 3.
su kaynaklarını tedbirli kullanmak. Filikalarda ve can sallarında hayatta kalma konusu bu serideki canlı kalma başlıklı 4. videoda etraflıca incelenmiştir. Geminizdeki eğitim el kitabını iyice okuyun ve tüm eğitim kurslarına ve role talimlerine katılın. Unutmayın, kurtarılana kadar kimse hayatta kalmış sayılamaz. Eminim bu videolar daha arkadaşlar daha açıklayıcı, daha eğitici, daha verimli oluyordur. Yani anlat anlat ama bir video yap, bir kere yap, çok çok daha verimli bence. Size de öyle sanırım değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Var mı peki sorunuz bunlarla alakalı, bugünkü derslerimizle alakalı ya da genel olarak sorunuz var mı? Yok hocam, sağ olun. Yok hocam, sağ olun. Yok hocam. Tamamdır arkadaşlar. Haftaya yine devam ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Siz de hocam, kendinize iyi bakın. İyi günler. Allah'a emanet hocam. İyi günler arkadaşlar.